Türkiye'de az önce bir isim arkadaşlar Soul Games sunuyoruz arkadaşlar. Soul Games 4 arasındayız arkadaşlar ve bu bölümde sizlerin çok ama çok sevdiği bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde PvP maraton yapacağız. Evet arkadaşlar, çok güzel olacağını umut ediyorum ve ilk oyunda da başladık. İnşallah bu oyunda kazanırız arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi Soul Games oynayacağız. 1v1 açacağız arkadaşlar. PvP'ye dair her şeyi yapmaya çalışacağız ve yaklaşık video sanırsam 35-40 dakika sürecek. Bakalım inşallah, umarım güzel bir oyun olur. İnşallah ilkini kazanırız arkadaşlar ve ayrıyeten videoya güzel de bir like patlaması gelirse arkadaşlar beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. İlk sen zayıf lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, çünkü bu maraton videoları çok zor oluyor ve eminim ki yani sizler de beğeniyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi de likelamayı unutmayın. Bakalım en azından 5000 beğeni gelirse çok mutlu olurum, çünkü 35-40 dakika atlatması falan bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Ayrıyeten de sizlerle konuşacağım bugün, birkaç tane konu var, sohbet edeceğiz yani, sizlerle konuşacağız, güzel güzel takılacağız yani. Güzel de bir şekilde başlangıç yaptık arkadaşlar. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bir derdiniz, bir sıkıntınız var mı yani? Varsa arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz yani, böyle birbirinizle falan konuşabilirsiniz arkadaşlar. Eminim ki yardımcı olacak kişiler vardır. Ben de yardımcı olabilirim, olabileceğim bir konuysam. Hop şöyle bakalım, taş kılıç çıkarttık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tekstürpekte hurma var. Neden hurma var? Çünkü ben portal videosu çektiğimde arkadaşlar bu tekstürleri değiştirmiştim. Benim bu Legend Pack V2'de arkadaşlar hurma ve Ramazan pidesi var, yani ekmek ve kurabiye yerine ekmek ve kurabiye, hurma ve Ramazan pidesi var arkadaşlar. Ama bence daha iyi yani, daha güzel bence. O yüzden bir şey fark etmez arkadaşlar, ben de değiştirmedim, böyle kaldı. Bu adamı öldüreceğiz büyük ihtimalle, arkalayıp bizi görecek mi? Ve öldürdük arkadaşlar, tek attık adama, bildiğiniz adama tek attık yani. Orada bu arkadaşlar takım mı? Bu arkadaşlar takımsa sıkıntı çıkabilir arkadaşlar, sıkıntı çıkabilir çünkü durumum pek fazla iyi değil. Adam yana yana koşuyor arkadaşlar, bize ikisi de yanmış. Çok güzel, keseriz abi o zaman, keseriz abi o zaman. Gel buraya reis, gel buraya reis. Diğeri de aslında orada, diğerini kapatalım mı arkadaşlar? Diğerini kapatayım mı? Kapatayım mı arkadaşlar? Oha, Diamond Sword yaptı adam. Adam Diamond Sword yaptı arkadaşlar. Manyağa bak ya, Diamond Sword yaptı. Bu Furkan'ı da ikinci kere yaktık. Arkadaşların kendisine selamlar buradan. Diamond Sword üstüme doğru koşuyor ve arkadan 3 tane kişi geliyor, bir dakika. Arkadaşlar tamam, şu Golden Apple yeme vakti geldi. Burada çok efsane şeyler dönecek. Birazdan da konumdan bahsetmeye arkadaşlar başlayacağım. Hatta şimdi başlasam şu an yani şey gibi oldu ya, böyle bir tane çizgi film vardı, böyle köpek kediyi kovalıyordu. Kedi ya, bir sürü herkes birbirini kovalıyordu. Şu an o gibi oldu arkadaşlar. Evet, bunlar hepsi takım abi. Bunların hepsi takım yani. Diamond Sword'lu reis herkesi temizliyor arkadaşlar. Biz de onu temizlersek çok güzel olur. Hadi öl reis. Gel buraya ve abi Katniss gelmedi. Takım arkadaşını öldürdüm, bunu da öldüreceğim. Çünkü Diamond Sword'a ihtiyacım var ve durumum da çok iyi değil açıkçası, ama bu adamı kesersek durumumuz çok iyi olacak. Emre'ye buradan selamlar. Sanırsam şu an 2 vuruşluk canı kaldı tahminime göre yani. Şu an salladım ama yani tahminim bu arkadaşlar. Hadi bakalım, bir kere vuruş yaptık. 2 kere daha vurursak ölecek arkadaşlar, ölecek. Hadi kaçışın yok Emre. Emre kaçışın yok, bence teslim ol. Teslim ol Emre. Hadi. Hadi arkadaşlar, çok az kaldı. Çok az kaldı ve bir vuruş yapacak mıyız? Bir vuruş geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir vuruş geliyor ve öldü. Evet, bir vuruş öldü. Tamam, çok güzel ve bizim de durumumuz bayağı bir iyi oldu arkadaşlar. Orada çok büyük kargaşa vardı. Beni arkalandım şu an bu arada. Arkalandım şu an ben de. Evet, F5 hiç yapmadım sanırsam. Öyle bir gaza geldim ki arkadaşlar, F5 yapmadan koştum. Tamam, şimdi bizim de toparlanmamız lazım, öleceğiz yoksa. Bizim de toparlanmamız lazım arkadaşlar, öleceğiz yoksa. Arkadaşlar Golden Apple'ım yokmuş benim. Şunu Golden Apple sanmıştım. Evet, şunu şöyle yapalım. Abi öleceğiz ya. Arkadaşlar öleceğiz böyle giderse. Arkadaşlar öleceğiz, vallahi öleceğiz, bir dakika. Şu an kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kurtuldum, kurtuldum. Tamam, tamam, kurtuldum. Kurtuldum. Bu arada Emre'den Iron Pantolon çıkmamış mıydı? Şu an göremedim ama bu adam büyük ihtimalle beni bayağıdan biri arkamdan kovalıyor ve o öldürmeyi falan bekledi galiba. Anlamadım arkadaşlar ama adam efsane bir şekilde arkaladı kendisine. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Şu an mouse'a inanılmaz abanıyor. Şu an mouse'a inanılmaz abanıyor. Korktu, korkuttu beni. Korkuttu beni. Keşke okuma olsaydı. Şu an cidden okuma olması için çok şey verebilirdim arkadaşlar ama kaçıyorum. Neyse, bu arada ben de konumdan bahsetmeye başlayayım arkadaşlar, çünkü uzun bir şekilde koşacağım. Reg ailesi git de büyüyor arkadaşlar. Yani 700 bin aboneye ulaşacağız arkadaşlar. 700 bin insan cidden desteklerinizden dolayı sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepiniz adamın dibisiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani cidden beni çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Yani bu öyle bir şey ki arkadaşlar, kelimelerle, cümlelerle anlatılacak bir şey değil yani. Sadece dediğim gibi sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Yani 700 bin abone benim için çok ama çok büyük bir rakam arkadaşlar. Ve yaklaşık sanırsam 1,5 ay içerisinde falan oluruz arkadaşlar. Ve eskiden
eskiden hani benim bundan 2 yıl önce falan arkadaşlar YouTube'da çok fazla kanal yoktu yani, böyle tam öz kanallar vardı ve 5-6 tane mesela 100 bin aboneli kanal vardı, sadece 5-6 tane 100 bin aboneli kanal vardı arkadaşlar ve ben o zaman video çekiyordum. Benim de en büyük hayalim açıkçası o zamanlar arkadaşlar 100 bin abone olmaktı. Ben en büyük hayalim benim hani YouTube'da o zamanlar 100 bin abone olmaktı arkadaşlar ve 100 bin abone olduk, sizler sayesinde olduk arkadaşlar. Şu anda da 700 bine doğru gidiyoruz yani 7 katı, cidden inanılır gibi değil arkadaşlar, muhteşemsiniz. Hani bana bundan geçmişe dönüp denseler böyle 700 bin abone olacaksın falan deseler kesinlikle ama kesinlikle inanmazdım. Cidden çok sağ olun yani, var olun bana yani, hayal gibi bir şey yani arkadaşlar bu. Hepinizi seviyorum. Ayrıca şu an 1.5 kalbimiz kaldı, adam ok atıyor, bir an gelecek diye korktum ve her yerde adam var şu an. Yani öyle bir şey oldu ki bir rahat yüzü göremedik. Bir dakika, full kaçmaya devam edelim arkadaşlar, full kaçmaya devam edelim. Yani bu başarı sadece benim değil arkadaşlar, hepimizin yani. Cidden adamsınız, çok sağ olun, var olun tekrardan. İlerleyen zamanlarda da inşallah 1 milyonları 2 milyonlardan görürüz arkadaşlar ki inanıyorum ki ben bu gidişle olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve sizler de bu arada bu videoyu ilk izliyorsanız arkadaşlar, RG ailesine katılmak istiyorsanız sizin de abone olmanız abone olabilirsiniz yani, açıklama kısmından abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de katılmak istiyorsanız, videoyu ilk defa izleyenler için söylüyorum. Şimdi birazcık kaçalım. Şu an hiç envanter düzeni falan yapamadım ya, hem konuşsam mı konuşamadım da, doğru düzgün rahat bir şekilde beni konuşturmadılardı arkadaşlar. Yani hep bir sıkıntı oldu. Şu adamla takım olalım, Türk galiba, takım olalım arkadaşlar. Ona bir türlü rahat bir şekilde konuşamadım. Full boyun kaçamaklı falan oldu yani. Ama detmeşe kalmayı başardık. İnşallah da kazanacağız. Türk müsün yazalım şöyle. Bakalım ne olacak yani. Bu ilk şeyim buydu arkadaşlar. 700 bin aboneydi ve şunu fark ettim. Ben bu kanalımda hani şey yapmıyordum arkadaşlar. Hani çok fazla çekiliş yapmıyorum. Eskiden yapıyordum ama şu an çok fark ettim ki çok fazla çekiliş yapmıyorum arkadaşlar ve artık çekiliş yapmaya da karar verdim. Zaten mesela CSGO kanalımda bol bol çekiliş yapıyorum arkadaşlar ama bu kanalımda pek fazla yapmıyordum nedense. Hani artık bu kanalımda da arkadaşlar bol bol çekilişler yapacağım böyle. Hani bol bol çekilişler nasıl olacak diye soracak olursanız arkadaşlar, videolarda yapacağım ve hani bu videolarda da şey olacak, mesela küçük küçük çekilişler yani Optifine Cape olsun, Minecraft Cape olsun, sonra başka türlü şeyler olsun, hepsini yapacağım arkadaşlar. Onları da sizlerde dediğim gibi ilerleyen zamanlarda katılabilirsiniz. Yakın bir zaman içerisinde bu şekillerde başlayacağım. Çünkü hani insan bir yandan kazanırken de bir yandan da bence paylaşması lazım ki arkadaşlar diğer insanları da hani küçük şeylerle mutlu edebilsin. Bence bu da ayrıyetten hani dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi yani, diğer insanları böyle mutlu etmek arkadaşlar. Ve kazanırken de dediğim gibi paylaşmak lazım. Şimdi ben yalan söylemeyeyim arkadaşlar, benim de hani YouTube'dan şu an belli başlı bir kazancım var arkadaşlar. Hani o yüzden sizlere de birazcık çekiliş yapmayı planlıyorum açıkçası. Zaten CSGO kanalında bayağı yapıyorum açıkçası. Bayağı hani şeyler, o adam yaz ben kestim bu şey itemleri çaldım. Hani CSGO kanalında zaten yapıyorum arkadaşlar. Neyler mesela, bir sürü 50 dolarlık falan bayağı bir bıçak çekilişleri falan yaptık. Hani burada da yapacağım. Onlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü mesela eskiden şeyde benim arkadaşlar Minecraft Premium'um yoktu arkadaşlar. Ve eski videolarım, en eski videolarımda Minecraft Premium yoktu arkadaşlar ve çekilişlere katılıyordum böyle, premium çıkması için çekilişlere katılıyordum arkadaşlar, çıkmamıştı. Ama hani çıksa mesela çok mutlu olurdum, eminim ki yine böyle insanlar vardı, o insanları da açıkçası mutlu etmek isterim arkadaşlar. Evet, adam şu an bayağı bir saldırgan çıktı, bir dakika. Öyle yani, çekilişlere de yakın zaman içerisinde başlayacağız. Tamam, şimdi reis bayağı bir saldırdı, iyi saldırdı yani, helal olsun. Şöyle biz de iyi saldırmamız lazım o zaman yani, birazcık tryhard oynayacağız arkadaşlar ama vuramıyorum şu an. O gol yapılacağım. Gol yapılacağım. Hiç kusura bakma reis, gol yapılacağım ya. Ok attı o da zaten. Evet, oku çektim. Evet, büyük ihtimalle şu an öldüreceğiz yani gol yapılı sayesinde arkadaşlar. Ama Era'ya kendisi selam buradan. Bende yok ama diyor ama zaten eşit bir kapışma olmadı yani. Sende aynı chestplate falan var. Eşit bir kapışma olmadı. Eşit bir kapışma istemedin cici. Kendisine selam söylüyorum buradan. Büyük ihtimalle hani gol yapılayamazsan belki beni kesebilirdi çünkü iyi oynadı yani. Kendisine selam söylüyorum. Adamın dibisin, ikimiz de birbirimize arkalamadık. Bence bu da iyi bir şey. Başka ne diyecektim arkadaşlar, yani öyle bu çekilişlere de yakın bir zaman içerisinde başlayacağım, onlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah da böyle hani en çok ihtiyacı olan arkadaşlara çıkar ki daha iyi olur yani. Şimdi başka oyuna gireceğiz arkadaşlar, tabii ki hemen bir tane daha oyuna girelim, ondan sonra da 1v1 falan da atarız. Başka birazcık daha konuşacağım, birkaç tane de şey var ve sahi bugün arkadaşlar kandil, bugün kandil günü, ben bu videoyu çektiğimde kandil günü, hepinizin kandile mübarek olsun arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle videoyu siz bir gün geç izleyeceksiniz yani, yarın izleyeceksiniz arkadaşlar çünkü upload hızım bayağı bir kötü olduğu için upload bayağı zor olacak. Upload'ım arkadaşlar 0.60, o yüzden zor yüklenecek yani, bir gün geç izlersiniz ama hepinizin kandil dediğim gibi mübarek olsun arkadaşlar. Başka da hani ne söyleyebilirim diye düşünüyorum da, hani başka da sanırsam söyleyebileceğim bir şey yok ama hani bu
çekiliş olayı falan aklıma gelmesi dediğim gibi iyi bir şey oldu arkadaşlar. Yani bence sizlere falan dağıtmak istiyorum yani bu tür şeyler. İyi olacaktır diye de tahmin ediyorum. Mesela geçenlerde bir çekiliş olayı oldu, böyle bir sürü yabancılar verdi. Benim de aklıma oradan geldi. Saç spitler yaptı arkadaşlar çekiliş. Hatta ben de gösterdim yani, sizlere tanıttım. O çekilişten aklıma geldi yani. Hani ben de yapsam iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Ama o çekilişi ben vermedim, onlar verdi yani. Yani sadece ben tanıttım orada. Ben yapmadım aslında. Ondan söyleyeyim arkadaşlar. Ve hani başka bir mevzu hakkında da konuşacağım bugün. Son zamanlarda bu trend olan, Türkiye'ye daha doğrusu yeni gelen bu trend olan şey konuda da konuşacağım arkadaşlar. Herobrine vs Minecraft falan böyle. Ben de onları çekiyorum. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir arkadaşlar. Onlarla ilgili birazcık konuşacağım. Çünkü mesela bazı arkadaşlar bazı şeyleri anlayamıyorlar. Mesela bazı şeyleri anlayamıyor adam. Anlayamadığı için de saçma saçma konuştuğu oluyor. Yorumlarda falan yazdığı oluyor arkadaşlar. Görüyorum. Ben de hani onlara anlayabilmesini sağlayacağım. Çünkü mesela ben bu YouTube'da arkadaşlar yaklaşık hani neredeyse 5 yıldan beri buradayım. Hani 4 yıldan beri, 4 yıl olacak arkadaşlar. Hatta 4 yıl oldu lan bizim. 4 yıl geçti abi. 15 Haziran 2013'te başladım ben. Şu an 4 yıl geçti. Yani 4 yıldan beri YouTube'da arkadaşlar içerik üretiyorum ve hani normalde 1 yıldan beri de izleyiciydim. Hani neredeyse 5 yıldan beri bu YouTube ortamındayım yani. Bu sektördeyim arkadaşlar ve hani bazı şeyleri biliyorum yani, nasıl olduğunu falan biliyorum. Ne olduğunu tam biliyorum ama bazı arkadaşlar işte tam olarak bilgili olmadığı için falan benim videolarıma gelip mesela özenti falan yazabiliyor arkadaşlar. O konulara ben bir açıklık getireceğim yani yavaş yavaş. İnşallah anlayabilirsiniz arkadaşlar. O arkadaşlar da inşallah anlayabilir, anlatabileceğim yani elimden geldiğince. Zaten anlamak isteyen anlar, anlamak istemeyen de anlamaz arkadaşlar. Şöyle bir şey var ki hani sen İstediğin kadar uğraş, eğer bir insan ne istiyorsa yani onu düşünür. Hani ne oluyor mesela, yıllardan beri bazısı benim hile olduğumu düşünüyor arkadaşlar. Ne desem ne yapsam onlara inandıramıyorum. Bazısı lan benim hile olmadığımı düşünüyor falan. Yani böyle bu tür şeyler arkadaşlar. Hani ben çektim, Herobrine vs Minecraft çektim arkadaşlar ve trendlere girdi. Yine desteklerinizden dolayı teşekkür ederim, izleyen herkese çok sağ olsun. Yani trendlere girdi arkadaşlar ve bu da trendlere girmek daha çok bence yine güzel bir şey. Çünkü birçok kanal arasından sen sıradan bir adam olarak trendlere giriyorsun. Yani sıradan bir adam olarak nasıl trendlere giriyorsun? Bir sürü dizilerin arasında falan sen varsın arkadaşlar, ben varım yani. Bu da açıkçası güzel bir şey, sağ olun yani. Yine muhteşemsiniz, cidden inanılır gibi değil. İnsan şaşırıyor, cidden şaşırıyor yani. Orada kocaman televizyonda çıkan diziler var, bir de sen varsın arkadaşlar. Arkadaşlar hani güzel oluyor yani, sağ olun desteklerinizden dolayı. Hani trendlere falan girdi ikinci videosu. Ben de ikinci Herobrine vs Minecraft'ta çektim arkadaşlar. Bu Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar. Ama bu şöyle bir şey var, Türkiye'den önce YouTube'da yine vardı bu içerik arkadaşlar. Türkiye'den önce YouTube'da yine vardı. Kimler çekiyordu arkadaşlar? Yabancılar çekiyordu ve yine Türkler de yabancılardan aldı. Zaten genellikle böyle oluyor. Çoğu Türk YouTube Minecraft kanalı arkadaşlar yabancılardan birçok seriyi alıyor. Benim de aldığım oldu. Mesela ben de Skywars videoları falan ben de yabancılardan alıyorum arkadaşlar. Gördüğüm zaman hani onun Türkçe içeriğini ben de üretiyorum ki bu hani suç bir şey değil arkadaşlar. Belli bir telif hakkı falan yok, suç değil yani. Ve hani o sizin dediğiniz o VS videolarında arkadaşlar kimler çekiyordu size söyleyeyim yani. Portekiz kanalları falan çekiyordu, İspanyol kanalları falan çekiyordu. Hatta çok böyle bilinen yabancı kanallarda var ona benzer videolar çeken yani. Dediğim gibi özel bir içerik değil, herkes hani çekebilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var mesela, hani özel bir içerik olur. Mesela benim Troll Soral Games arkadaşlar, hiç kimse daha önce ne yabancılardan çeken vardı ne Türklerden çıkar verdi. Benim o kendi aklıma geldi. Troll Soral Games işte pluginler falan indirdik. Server falan vardı. Ayarlar attık arkadaşlar ve Troll Soral Games ben zamanında özel bir serim olarak kendi bulduğum arkadaşlar çektim. Ve sonra bunu benden bazı arkadaşlar izinsiz olarak çalanlar oldu. Çaldı yani adam, bildiğin abi. O gitti server falan ayarlattı dedi. O pluginleri falan indirdi dedi. Aynısını hani videoda konuşma şekli falan bile her şeysi yani benimle aynı olup o benim serim arkadaşlar. Hani kendisine aldı ama ben gidip de o adama dedi, hiçbir şekilde şey demedim. Özenti falan demedim yani. Ama hani böyle olaylar YouTube'da oluyor. Benim mesela Esten Soral Games'lerde arkadaşlar konularda bahsediyordum. Bir konu bahsediyordum mesela. Bir takip ettiğim kanallar yapmıştım. Şu an o video silindi. Bir takip ettiğim kanallar yapmıştım arkadaşlar. Konudan bahsetmiştim. Ertesi gün herkes bahsetmişti. Sonra işte Texture Pack'imi şu benim İsmet RG Pack V4 var. Envanter takipini kendime eklemiştim şuraya arkadaşlar. Bunu da yine kendim buldum. Hani yabancılarda falan ekleyen yok çok fazla. Hiç yoktur belki hatta. Onu yine kendim buldum. Sonra ertesi gün bir baktım arkadaşlar. Tüm böyle Texture Pack yapanlar kendi resmini falan eklemişler. Hani YouTube'da böyle şeyler oluyor. YouTube'da böyle şeyler oluyor arkadaşlar. İnsanlar hani birbirinden içerik alınıyor. Fakat hani yorum yapmadan önce de dediğim gibi birazcık hani bilgili olmak lazım. Ben hani şu ana kadar hiç kimsenin özel bir içeriğini çalmadım arkadaşlar. Ki özel bir içerik olsa da çalmamaya dikkat ederim. Ama şöyle bir şey oluyor mesela. Yabancı bir kanalın arkadaşlar içeriği oluyor. Adam onu yabancıdan çalıyor. Yani çalıyor demeyelim onu. Yabancıdan alıyor arkadaşlar. Yabancıdan Türkçesini çekiyor. Onu ben de çekiyorum mesela. Onu ben de çektiğim oluyor. Ne bileyim Skywars videoları falan mesela yabancı kanallardan görüp ben de çekiyorum arkadaşlar. Ama hani tamamen bir insanın kendi
kendi içerisinde dediğim gibi arkadaşlar öyle çalmam, ona dikkat ederim yani. Çünkü bence önemli bir şey, bana yapılmasını istemediğim bir şey ben de başkasına yapmam arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oluyor mesela, benim de sinirlendiğim bazen şey oluyor, ulan diyorum herkes benden o kadar hani zamanında çaldı şey yaptı, serilerimi aldı falan, böyle ne bahsettiysem ailesinden bahsetti, bana da hani koyduğu oluyor arkadaşlar. Yani adam takım diyor, isterse takım olabiliriz de ne takım olacağız ya, öldürelim yani abi. Hop, bir dakika, adam kaçtı. Olta, benim oltam yok şu an, en büyük benim sıkıntım bu arkadaşlar, oltamın olmaması şu an en büyük bir sıkıntım yani. Gel buraya reis. Abi bu adam hile abi, adam efsane hile, hileyi beraber kestik. Adam orada ok attı, yalnız adam efsane hileydi ya, harbiden efsane hileydi. Şu Ramazan pidemizi şöyle yiyelim arkadaşlar. Evet öyle yani, ona da bir açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Peki o videoları sevmeyenler var, ona da hani ondan da konuşayım. Hani sen PvP kanalısın, biz seni PvP ile tanıdık diyenler var arkadaşlar. Evet ben bir PvP kanalıyım arkadaşlar, ben bir PvP'ciyim ve hani ben Solar Games falan çekerken daha zevk alıyorum. Ben hani oynamadım, emin olun ki o yorum atanları sizin oynamadığınız kadar, o kötü yorum atanları söylüyorum burada. Hani ben sizin oynamadığınız kadar arkadaşlar Survival Games oynadım ve sizin oynamadığınız sayede Survival Games kazanmışlığım var, 3000 kazanmam var yani. Hani ben biliyorum, ben de Survival Games'ciyim ve en hakiki Survival Games'ci benim aynı zamanında Türkiye birincisinin, belki de şu anda Türkiye'deki en iyi PvP'ciyim. Ve hani bu tür yorumlar atmanız da birazcık saçma arkadaşlar. Çünkü ben hani şunu söyleyeyim, ben arkadaşlar elimden geldiğince her türlü içeriği üretmeye çalışıyorum, her türlü yaş kitlesine hitap etmeye çalışıyorum. Ve hani benim o videoları çekmem demek arkadaşlar başka insanlara hitap etmem demek. Ve mesela ne oluyor, o adam abi benim abi adamı arkalayacaktık lan. Hani o adam ne oluyor arkadaşlar, benim o videomu izliyor, sonra ne oluyor mesela PvP videomu izliyor ve PvP ile tanışıyor. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. O adam ne olacak mesela, PvP ile alakası olmayan bir adam benim o videomu izliyor, sonra benim kanalıma abone olup arkadaşlar hani hem RG ailesi büyüyecek, hem bizim kanalımız büyüyecek, ailemiz büyüyecek arkadaşlar. Hem de mesela bu adam ne olacak bir gün, ben Solar Games Studios'u attığımda Solar Games Studios'unu da izleyip arkadaşlar PvP ile de tanışacak yani. Böyle şeyler olacak arkadaşlar, olmaz demeyin ki oluyor yani, aynen böyle oluyor. Öldük abi. Öldük. Abi öldük ya. Arkadaşlar öldük. Abi hayır ya, ölmek istemiyorum şu an. Adamın Iron Kılıcı var ve ben de Iron Kılıç yapabilirdim. Öldük abi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen ölmeyeyim ya. Lütfen ölmek istemiyorum. Lütfen ölmek istemiyorum. Öldük ya. Abi çok kötü bir şekilde öldük arkadaşlar. GG. Neyse. Kup yazacağım. Oyunu kazanmayı hak ediyordum. Adam öyle bir beleşe bir kill aldı ki. Bu arkadaşımız çok beleşe bir kill aldı yani. Rulkem'den herkese merhaba, ben sizlere bugün arkadaşlar Solar Games oynuyoruz arkadaşlar. Pay 3 map'indeyiz ve tekrardan giriş yaptım arkadaşlar. Video 17 dakika olmuş, bir 15 dakika daha falan oynuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da videonun sonuna geliriz. Bu arada umarım hani anlatmak istediklerimi anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Bunlar tamamen doğru şeyler, gerçek şeyler arkadaşlar. Ve hani haklı olduğumu da düşünüyorum. Anlamak için de hani birazcık hoşgörülü olmak lazım. Başka farklı açılardan da bakmak lazım arkadaşlar. Geniş açılı olmak lazım yani, geniş düşünmek lazım. Ama dediğim gibi bunlar tamamen doğru şeyler arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var, bir insan neye inanmak istiyorsa da arkadaşlar tamamen ona inanır yani, değiştiremezsin. Mesela ne oluyor, adam mesela ineğe tapıyor arkadaşlar, ineğe tapanlar var yani. Ve siz ona hani gerçeği anlatmaya çalışıyorsunuz, gerçeği anlatıyorsunuz arkadaşlar, doğru şeyleri anlatıyorsunuz. Fakat adam ona inanmak istediği için hala ona inanıyor ve sizin dediğiniz şeye inanmıyor arkadaşlar. Yani böyle şeyler oluyor maalesef, ama inşallah yine anlayan arkadaşlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet tamam. Ve pari etmişim map'i geldi. Güzel, bu map'i seviyorum yani, biliyorsunuz arkadaşlar. Sevdiğim map'ler arasındadır. İnşallah da bu map'te kazanırız. Arena PvP'de geçebilirim belki bundan sonra, bilmiyorum ne olacak, duruma göre bakarız arkadaşlar. Fakat bence Survival Games'te devam etsek daha iyi gibi duruyor yani şu anlık Survival Games. Çünkü sardı yani beni, oynaması falan zevkli geliyor. Ama birkaç da 1v1 de atarız ya. Birkaç elde 1v1 atarız arkadaşlar. Atmak lazım yani, çünkü sonuçta PvP maraton dedik ama bu bir nevi Survival Games maraton da olmuş olabilir. İki tane demirimiz var, bir tane çubuk bulursak da kendimize Iron Sword yapabiliriz. Keşke bulsaydık, güzel olurdu. Direkt şurada crafting table vardı. Ama sağlık olsun. Neyse bakın, şu adamda kesin çubuk vardır abi. Şu adamda kesin çubuk vardır arkadaşlar. Reis gel buraya. Selam. Deri set reis. Kaçıyor. Hop. Abi vurduk adama bir tane. Arkadaşlar vurduk adama. Bir tane daha vurduk arkadaşlar. Okumuz yoktu galiba hatırladığım kadarıyla. Aynen, okumuz yok arkadaşlar. Bakalım burada vurabilir miyiz. Abi adam oltayı iyi kullanıyor. Oltayı iyi kullanıyor arkadaşlar. Adam oltayla bize yok etti yani. Ve şu an neyse yani, bir şey diyecek, bir şey chat'teki şeyi gördüm arkadaşlar. Bir şey diyecektim hani kandil günü, şu an kandil günde bu adama hani bir şeyler diyecektim. Allah bir mürtülü belanı versin yani senin. Yani evet ya, zaten
alttan sevenler var. Yani cidden böyle insanları görmek de üzücü bir şey yani. Şu an hani videoda olmasak bayağı bir alttan ben de yardıracağım ama videodayız arkadaşlar, yani videodayız aynen. Şu an hani ben de sinirlendim ya. Böyle insan yani tam videoda böyle salak salak şeyler oluyor, konsantrasyonu bozuluyor yani. Kafası falan dağılıyor, ne desem bilemiyorum, sinirleniyor falan böyle. Harbiden böyle salak insanlar da var yani. Gidelim onu öldürelim ya. Gidelim o adamı öldürelim yani. Hani bu adamı öldürmek de yetmez de aslında başka şeyler de yapacaksın. Neyse ya. Neyse arkadaşlar, boş verelim yani biz videomuza. Şey yapalım, kandil günü Allah bir mürlü belasını versin diyorum yani bu adama. Başka da bir şey demiyorum. Tamam, gidelim. Hani bu yabancı da değil yani, bu adam Türk yani. Düşünün, yabancı bir adam değil arkadaşlar. Bu adam Türk. İlginç bir şey ya. İlginç bir şey. Gidip ortaya bir Iron Sword yapalım. Moralim bozuldu şu an ya. Moralim bozuldu dedim, sinirlendim yani. Neyse. Aynı sort yapalım arkadaşlar. Kendimize şurada da bir arkadaşlar, o adamı da keseceğiz abi. Hop. 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 Reis gel buraya. Adam ölecek abi ya. Yazık adama. Helal olsun be. Helal olsun vallahi. Bu adama helal olsun. Adam hani durumu benden kötü olmasına rağmen arkadaşlar geldi, hiç kaçmadan direkt yiğitçe savaştı. Bu adamları seviyorum işte. Kimisi de var ne yapıyor ama sizi görüyor böyle. Hani daha hiç bir tane vuruş yapmadan kaçıp duruyor falan. Ama adama helal olsun. İyi savaştı ve onurlu bir şekilde öldü abi. Tamamdır. Hurmadan yiyelim arkadaşlar, biz de şöyle hurmamızdan yiyelim. Tamamdır. 7 kişi kaldı. Güzel ya, şu an güzel gidiyoruz yani. Büyük ihtimalle bu oyunu kazanırız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu tarafta doğru gidelim. Hani orada bir adam ismi gördüm. O taraftaki adamı da öldürelim. Aa, cleanup çıktı abi. Mertcan'a cleanup atacağız. Yok, Mertcan'ı öldürmüşler arkadaşlar. Mertcan'ı kimse öldüremez. Gel buraya. Gel buraya reis. Mertcan'a da buradan bu arada selam. Tüm Türk arkadaşlar buradan selam yani. Gel buraya Mertcan. Hadi şöyle bir vuruş yapabilirsek belki ölebilir. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar bir vuruş geliyor mu? Gelmiyor. Evet, çünkü ikimiz de aynı hızda koşuyoruz. Evet, şimdi bir vuruş gelebilir, yine gelmedi. Şimdi gelebilir arkadaşlar, bakın şimdi gelebilir. Geldi ve öldü arkadaşlar. Evet, adam bir anda açısını oraya değiştirdiği için bir vuruş geldi ve öldü. Mertcan ardından güzel bir şekilde adama hasar vermiş. Ve gidelim kendimiz arkadaşlar, Diamond Sword yapalım. Yalnız durumumuz efsane olacak çünkü 28 tane okum var ve birazcık daha ok yapma şansım olacak yani. Bayağı bir okum olacak arkadaşlar. Şu an durumumuz efsane olacak. Büyük ihtimalle oyunu kazanırız yani. Deathmatch'te de ok spam yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Aslında şey olmasa hani ne yapardım biliyor musunuz? Hani CSGO kanalımda olmasa arkadaşlar bu videoyu 1 saat 2 saat falan yapardım ama o zaman CSGO kanalına yetiştiremem yani. O yüzden hani 30 dakika falan olacak arkadaşlar bu maraton. İdare edin, ilerleyen zamanlarda tekrardan böyle hani 2 saat falan da yapacağıma söz veriyorum. Zaten yaptığım zaman da oldu. Mesela bu adam abi direkt kaçtı. Direkt kaçtı, görüyor musunuz? Bu tip oyuncular var, şimdi geliyor mesela, kaçıyor şimdi geliyor falan. Yani ne yapıyorsun sen ya reis? Aa bak, bu nedir abi, what the fuck? Gel kavuşalım oğlum, bir vuruş yaptın. En fazla kaç canın gitti en fazla, hani bak en fazla maksimum 2 kalbin gitti yani. Gel kapışalım, yapma ya. Diğer adam mesela reisce direkt saldırarak savaşmıştı. Bu adam kaçıyor arkadaşlar. Neyse. Saldıracağız. Yapacak başka bir şey yok. Bir kişi daha önce deathmatch başlayacak ama mesela adam full kaçarsa da yakalayamam arkadaşlar. Adam kaçmayı başarır yani. Evet, full kaçıyor adam şu an. Hani Minecraft'ta da böyle sıkıntılar oluyor maalesef. Adam full kaçınca sizden full kovalıyorsunuz ve yakalayamaya da biliyorsunuz arkadaşlar. Adam şu an bizde dalga falan geçiyor herhalde ya. Reis ne yapıyorsun sen, gel buraya. İnşallah olta falan kullanmaz da bizi uzaklaştırmaz. Öyle olursa birazcık koyar açıkçası. Şöyle bir olta. Vay reis, bak oltayı nasıl kullanıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Oradan hardan işini biliyor. Koşuşum bozuldu. Bak 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 bak. O efsane taktiktir bu ya. Efsane taktiktir. Bu adam Türk olabilir bence. Efsane taktiktir ama abi bu adam yani troll, harbiden troll ya. Tam bir kanser oyuncusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar Minecraft'ta. İnanılır gibi değil. Adam sadece kaçıyor, koşuyor, sadece başka bir şey yapmıyor. Evet, belki şimdi öldürebilirim de çok uzaklaştı ya. Arkadaşlar şu an yani Katniss RG oldu, Madness RG oldu ya. Arkadaşlar bu adamı öldüreceğiz ama bu adam hani tam bir kanser olduğunu görüyorsunuz. Suya falan atladı ya. Ve oklar artık suyun altına böyle gitmiyor tam olarak. Evet, Katniss'i yedi adam gördüğünüz gibi. Bir de Emerald 5 olacak ya. Bu adam bence Silver olması lazım yani. Emerald 5 bilen, evet tamam. Güzel, kestik ve deathmatch'te başlıyor arkadaşlar. İnşallah kazanırız oyunu, bakalım ne olacak. Kazanmamız lazım yani. Kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu kadar geliştik ya. Baksanıza. Ramazan pidemiz var. Hurmamız var. Şunları şöyle alalım. Ramazan da bitiyor yani, şaka maka. Bayram geliyor. Ve yine her zaman gibi bayram geliyor da adlı video gelecek arkadaşlar. Yine geleneklerimizden bir tanesi. Ramazan bayram geliyor diye de video gelecek. 4. yılımız olacak bu da. Evet tamam. 4 kişi var arkadaşlar. Benim 36 tane okum var. Defansif oynayarak bence kazanabilirim ya. Defansif oynayarak bence kazanabilirim veya saldırgan oynayarak kazanabilirim.
Saldırgan oynayacağım arkadaşlar. Defansiflik bize göre değil. Defansiflik bize göre değil arkadaşlar. Defansiflik bize göre değil arkadaşlar. Bir tanesi direkt öldü. Bir tane adam direkt öldü. Oha. Reis bunu nasıl öldürdün sen ya? Harbiden nasıl öldürdü o adamı anlamadım. Adamın durumu kötüydü ama öldürmüş. Helal olsun. Helal olsun reis. Abi vura. Oha battım. Battım abi. Arkadaşlar nasıl vuramadım ya? Öleceğiz yalnız. Bir dakika arkalanıyorum şu an. Abi öldüm. Öldük. 1,5 kalbi kalmış arkadaşlar. Neyse sağlık olsun ya. Deathmatch'te böyle psycho malca şeyler de olabilir. Evet böyle arkadaşlar birazcık benim gibi oynarsanız böyle psycho şeyler de olabilir. Ya o adam yani çok garip oynadı ya. Neyse öldük ya, öldük. Evet arkadaşlar son oyunda karşınızdayız ve Turbulence Map'i geldi. İnşallah kazanırız bakalım arkadaşlar. Çünkü az önceki oyunu sizler de gördüğünüz çok acı bir şekilde, çok kötü bir şekilde kaybettim arkadaşlar. Nasıl kaybettim yani? Aslında oyunu kazanmayı çok kolay bir şekilde kazanabilirdim arkadaşlar. Nasıl kazanabilirdim? Çok fazla okum vardı. Adamlara ok spam yaparak, korkak bir şekilde oynayarak, noob bir şekilde oynayarak arkadaşlar oyunu kazanabilirdim. Ama öyle bir şey yapmadım. Çünkü o tür şeyler arkadaşlar bana ters yani. Hepimiz o tür oynayan oyuncuları biliyoruz arkadaşlar. O tür oyunculardan nefret ediyoruz yani. Kanser tipi oyuncular. O tür oyuncuları sevmiyoruz arkadaşlar. Ve ben de zaten o tür oyuncu değilim. O şeyler, o tür şeyleri yapmıyorum. Ama o şekilde oynasaydım kazanırdım arkadaşlar. Yine de elimden geldiğince iyi bir şekilde oynadım orada. Adamla herkese saldırdım abi. Adamın 1,5 ve birazcık da şanssızlık oldu doğruyu söylemek gerekirse mouse'um yüzünden yani. Adamları herkese saldırdım. Bir tane adamı öldürdüm. Diğer adamın da 1,5 kalbi kaldı arkadaşlar. Sağlık olsun. Bence yine güzel bir oyun oldu. Ve of of of. Vallahi çok güzel şey çıktı ya. Chest'ten hani çıkabilecek arkadaşlar neredeyse en iyi şeylerden iki tanesi çıktı yani. Bir de Iron bot verseydi çok daha güzel olabilirdi ama vermedi yani. Sağlık olsun. Bu arada harbiden sesim gitti ya. Sesim gitti arkadaşlar. 30 dakika olacak neredeyse yani, bu oyun bitince büyük ihtimalle 30 dakika olur. 30 dakika olacak neredeyse ve nefessiz bir şekilde konuşuyorum yani, hızlı bir şekilde sürekli konuşuyorum arkadaşlar. Sesim gitti valla. Nefes alamıyorum. Evet tamamdır, abartmayalım. O kadar da abartmaya gerek yok hani şimdi, ama cidden bayağı bir sesimiz GG olma yoluna doğru gidiyor yani. Kısıldı bayağı bir, zor konuşuyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Zorlayarak konuşuyorum şu an. 14 kişi kaldı bakalım. Evet orada bir adam var. Bu Tivert arkadaşlar bu arada. Hop Golden Apple aldık şu an. Adam bize iki kalbimizi götürdü arkadaşlar ama biz onun yanında Golden Apple aldık ve Golden Apple bu iki kalpten çok daha değerli bir şey arkadaşlar. Adam yine chest'i açtı ama ben chest'teki her şeyi süpürdüm yani. Reis biz hızlı adamızdır yani. O suya abi. Ya Turbulence Map'indeki en kötü yerde arkadaşlar şurada kapışmak, hemen şu sağ tarafta su var ya, o suya atladım adam yani 2 saat sürer, çok kötüdür yani. O yüzden adamın uzaklaşması buradan iyi oldu ama adam da full inşallah kaçmaz yani, çünkü full kaçarsa da işimiz zor. Bu adamı öldürmemiz lazım çünkü deathmatch'in başlaması lazım arkadaşlar. Hop evet, adam saldırdı şu an ve öldü arkadaşlar. Abi arkalandım ya. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Adamda lag var ya veya bende lag var şu an. Full kaçacağım arkadaşlar. Şu an en iyi yapacağım şey kaçmak olacaktır. Şu an full kaçacağız yani. Başka yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Full kaçacağız. Adam çok efsane bir şekilde arkalandı ve ben arkamda adam görmüştüm ama bu kadar hızlı geleceğini tahmin edememiştim arkadaşlar. Şimdi o kanserlik olayı ben yapayım mı arkadaşlar? Evet. Şu an o kanserlik olayı ben yaptım. Evet. Turbulence Map'inde arkadaşlar en kötü yer. Burada kesinlikle adamlara saldırmayın. Çünkü adamlar bu suya atladığı zaman arkadaşlar adamı yakalayamazsınız. Okunuz yoksa eğer. Golden Apple'ımız var bu arada. Golden Apple'ımızı yiyebiliriz ama yemeye gerek yok. Çünkü ben Arda'yı arkadaşlar bu suyun burada keseceğim. 10 tane okum var. Önce birazcık kılıçla vuracağım. Sonra da okla keseceğim yani. Reis arkaladığını sanıyor şu an. Clean-up attığını sanıyor ama öyle bir şey yok Arda Reis. Ama oradaki adam bize okla clean-up atabilir şu an. Şu an birazcık daha işler değişti işte. Şu an işler birazcık daha değişti. Arda Reis şu an hani beni öldürebileceğini sanıyor ama yanılıyor arkadaşlar Arda Reis. Arda Reis yanılıyorsun yani. Şöyle iyice batalım arkadaşlar suyun içine. Arda'yı ben böyle de öldürürüm ya. Arda'yı böyle de öldürürüz yani aslında. Evet Arda'nın şu an canı bayağı bir azaldı. Arda'nın şu an arkadaşlar bayağı bir canı azaldı. Bu adam da bize ok atıyor yani. Oku fazlaysa sıkıntı. Oku fazlaysa sıkıntı arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım çünkü oku fazla gibi yani ben bu adamı. Golden Apple yiyeceğiz evet. Golden Apple yiyeceğiz arkadaşlar. Adamın oku fazla gibi ama ben bu adamı ok spam yapıp bu adamı öldüreceğim ben. Çünkü bu adam geldi burada yani. Bizim kapışmamızın içine etti ve benim Golden Apple'ımı bu adam yüzünden yedim. Bu adamı öldüreceğim arkadaşlar. Katniss evet adam geldi burada bana karıştı, ok attı ve öldü yani. Böyle beni sinir edersen ölürsün. Şimdi Arda'yı kesme vakti geldi. Arda da birazcık kanser bireyiz galiba. Hop Arda öleceksin kanka. Hop Arda evet şu an Arda'nın işi bitti arkadaşlar. Arda'yı da öldürdük. Evet gördüğünüz gibi ikisini de öldürdük. Şu adam gelmeseydi Golden Apple'ı yemek zorunda kalmazdım. Aslında Golden Apple'ı yemesem de olurdu çünkü adamın oku bitmiş ama
yemek istedim yani, garanti almak istedim arkadaşlar. İkisini de temizledik, şimdi gidebiliriz. Evet, adamın itemlerini falan almadım yalnız da, keşke alsaydım da neyse gerek yok ya. Oraya çünkü inmek arkadaşlar yürek ister yani. Bayağı bir hem uzun süre hem de ölme riskiniz var mı? Yani ölmezsiniz de bayağı bir sıkıntı olabilir yani. O yüzden gerek yok inmeye. Şu an itemimiz zaten iyi. Bu itemler bence oyunu kazanmak için yeterli itemler arkadaşlar. Kazanabiliriz. Zaten 7 kişi kaldı. 3 kişi daha önce deathmatch başlayacak, bakalım ben. Ne olacak göreceğiz. Ortaya doğru gideceğim. Kaç tane demirim var? Hiç demirim yok abi. Anladım. Bir tane bir iron kılıcı olan adam falan kesersek çok güzel olur şu an yani. Onu kesmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada şu ana kadar videoyu, şu dakikaya kadar videoyu izlediyseniz arkadaşlar yorumlara ne yazalım? Ne yazalım arkadaşlar? Yorumlara şu dakikaya kadar izlediysek arkadaşlar 360 yazalım yani. Herkes 360 yazsın. Bakalım izleyen var mı, cidden merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü uzun bir dakika, cidden uzun bir dakika yani. Şimdi tahminime göre 25 dakika falan olmuştur herhalde. Birazcık ok yapacağım. Okun önemini orada gördük arkadaşlar. 5 oklu adamı öldürdüm mesela. Ve o 5 oklu adamı öldürüyorsunuz arkadaşlar. Ve hani o deathmatch arasında, deathmatch işte benim, neyse ya, kafam karıştı şu an. Hani geçenki party 72 map'inde de benim 38 tane okum vardı. Hadi diyelim ki o adamların durumu iyi, o adamlar da 7 okla falan ölüyordu ve 3 tane adam vardı arkadaşlar. Hani hepsini öldürebilecek okum vardı benim. Hepsini öldürebilecekten daha fazla okum vardı hatta, öyle söyleyeyim. Hepsini çok rahat keserdim yani o oklarla. Zaten 2 kişi kalmıştı, bir tanesi ölmüştü. Şu adamı deathmatch'ten önce kesersek çok güzel olur. Türk takım diyelim arkadaşlar bu adama. Bu bir taktiktir mesela şu an bu. Bu gamer RG Türk yani. Bizde takım olursa evet iyi olur. Tamam, takım oldu. Çünkü deathmatch'tekiler takım olabilir. Kazanmak istiyorum yani ben de açıkçası bu oyunu arkadaşlar. Bayağı bir geliştik, şey yaptık. Kazanalım yani bu oyunda. Eğer gamer RG'de bana sağ... Adam bakın RG olmasaydı şeyinde bu arada sağ tarafında hiçbir şekilde yazmazdım. RG var diye yazdım, onu söyleyeyim. Eğer arkadaş adam bana saldırmazsaydı kendisine hani item verip 1v1 adalet bir şekilde 1v1 de atacağım. Onu da söyleyeyim yani. Hop, adamın diamond sword'u var. Bakın bu adam yani güçlü bir abimiz. Bu adam güçlü bir abimiz arkadaşlar. Bayağı bir güçlü yani. O yüzden şöyle bir okla birazcık bir atalım. Tamamdır. Bu adamın işi bitti. Bayağı bir iyi vurdum çünkü. Tamamdır. Gamer RG saldırmıyor arkadaşlar bize. Şunları şu item verelim. Tamam, Diamond Sword'u bu arada almadım gördüğünüz gibi. O mu aldı abi Diamond Sword'u? Tamam, Diamond Sword'u almayalım yani. Diamond Sword yandı herhalde zaten. Set attım. Tamam, go Ares. Go. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 3 2 yazdı. 3 2 1 ve go. Kendisine buradan selam yani. Adamın dibisin dostum. Gol yapıl mıydı o? Evet, Gamer RG öldü arkadaşlar. Şu an yanarak bile ölecek hatta. Ve GG, evet. Kendisine de buradan selam söylüyorum. Bu oyunda kazandık arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu. Güzel bir maraton oldu bence. Cidden çok güzel oyunlar vardı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.